Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet Taner Şişman. 23 yaşındayım. Beykent Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okuyorum. Bugün size Isaac Global Tarif Projesi'nden bahsetmek istiyorum. Isaac ile katıldığım bir fuarda tanışmıştım. Daha sonrasında ise başvuru formu oluşturdum. Global Talent Projesi benim için çok mantıklıydı. Çünkü yurt dışına gitmek, orada bir staj deneyimi yaşamak oldukça önemliydi. Çünkü hem farklı kültürlerin insanlarla bir arada çalışacaktım. Hem konfor alanından çıkacaktım. Hem de her geçen gün yeni şeyler öğrenecektim. Bunun için Isaac'e başvurdum. Daha sonrasındaysa hemen Isaac'ten bir yetkili bana ulaştı. Ondan sonrasındaysa CV'mi gönderdim. CV'yi gönderdikten sonra şirket bunu kabul etti. Ondan sonra ikinci aşamaya geçtik. İkinci aşamada da motivasyon videosu çekmem istendi. Videoyu çektim, videoyu gönderdim. Ondan sonrasındaysa son aşamaya geçtik. Son aşamada şirketle birebir mülakat yapmaktı. Mülakatı yaptıktan sonra bu da olumlu sonuçlandı. Hemen cevap verdiler zaten. Geriye sadece Ukrayna'ya, Kiev'e gitmek kalıyordu. Gerekli evraklar hazırlandı, uçak biletimi aldım. Oradaki Isaac Hırslar'la iletişime geçtik. Daha sonrasında ise Ukrayna seyahatim başladı. Gittiğimin ilk günü oradaki Isaac yetkililiyle tanıştık. Daha sonrasında ise bize bir seminer verdiler. Hem diğer stajyerlerle tanışmış olduk, kaynaşmış olduk. Hem de Ukrayna hakkında orada yaşayan insanlardan, oradaki Isaac Hırslar'dan bilgiler aldık. Burada yaşayabileceğimiz kültürel şoklar ne olabilir, nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Daha sonrasında ise staj yapacağımız projede hangi sorumluluklarımız var, ne gibi deneyimler kazanacağız ve birbirimizle tanışma fırsatı oldu. Daha sonrasında ise sosyalleşmeye gittik. Daha sonrasında ise iş gününün birinci gününe gelelim. Burada oradaki Isaac yetkililerimiz bizi sabah karşıladılar, sabah bir yerde buluştuk. Daha sonrasında ise iş yerine gittik. İş yerine giderken işte hangi toplu taşıma araçlarını kullanabiliriz, nasıl gidebiliriz bize bunları gösterdiler. Daha sonrasında ise şirkete geldik. Şirkette oradaki mentorlarımızla tanıştık, onlarla konuştuk. Daha sonrasında buradaki şirketteki görevlerimiz ne, rollerimiz ne, neleri öğreneceğiz, şirket bizden neler bekliyor bunlardan bahsettiler bize. Daha sonrasında ilk bir hafta 10 günüm eğitimle geçti. Çünkü çalıştığım şirket Google'ın partner ortağı ve diğer farklı uygulamalar da sunuyorlar. Burada Google'ın kendi eğitimlerini aldım, profesyonel e-mail yazma eğitimi aldım, bunun gibi pek çok eğitim aldım. Hem CV'mi güçlendirdim hem pek çok sertifika edindim. Daha sonrasındaysa hazır olduğumda çalışmaya başladım. Peki ne gibi sorumluluklarım vardı? Orada öncelikle database oluşturmayı öğrendim. Farklı tool'ları nasıl kullanabilirim bunları öğrendim. Ve her konuda bana yardımcı oldular. Günlük toplantılar yapıyorduk mentorumuzla yaklaşık 15 dakika iş çıkış saatine yakın. Hani günün nasıl geçti, neler yapmak istiyorsun, farklı yapmak istediğin bir şey var mı? Bu bakımdan hep destekleyici oldu. Daha sonrasındaysa işler bu şekilde ilerledi. Database'ler oluşturdum, farklı ülkelerin şirketlerini inceledim, karar vericileriyle iletişime geçtim, toplantı ayarladım. Hatta en sona doğru gelirken Türkiye'den şirketlerle görüşmeye başladım, onlarla toplantı ayarlamaya başladım. Sunduğumuz hizmetlerden tutun, onlara ne gibi faydalar sağlayabiliriz, bunlardan bahsettik. Bunlarla alakalı toplantılar yaptık ve ben devam ettikten sonra bile, staj süren sonra bile bu görüşmeler devam ediyordu. Bu yönden size pek çok yeni insana tanışma fırsatı verecek Global Talent Projesi. Ayrıca hangi alanda okuyorsanız ya da hangi alanda staj yaptıysanız bu konuda da kesinlikle ama kesinlikle sizi çok geliştirecektir. Çünkü farklı kültürlerle çalışmak, burada bir iş yapmak hem dilinize hem kişisel gelişiminize oldukça fayda sağlayacaktır. Sosyal hayatın yanı sıra gelelim sosyal yaşama. Ukrayna'da gerçekten muazzam bir sosyal yaşam var. İlk gittiğim gün benim için biraz zorlayıcı oldu. Çünkü sabahın erken saatlerinde gitmiştim. Binaları falan gerçekten çok eskiydi. Çok tarihiydi. Bunu çok iyi bir şekilde muhafaza etmişler. Bunun yanı sıra zorlandığım noktalardan birisi dil konusunda oldu. Çünkü tabelalarda olsun, marketlerde, kafelerde, restoranlarda Ukraynaca'nın yanı sıra diğer dil seçeneği de Rusça'ydı. Gerçekten çok enteresan bir durum bazı yerlerde. Çünkü İngilizce yok ama Rusça var. Kiril alfabesi biraz zorluyordu. Bunun yanı sıra benim diğer Isaac Hırs olan, diğer stajyer olan arkadaşım Rusça biliyordu. Çok iyi bir şekilde Rusça biliyordu. Ve bu benim için her zaman artı oldu. Çünkü ne zaman sıkışsak, ne zaman bir desteğe ihtiyacımız olsa bize her zaman kapıları o açıyordu. Natalya'ya da buradan selam söylemek istiyorum. Bunun yanı sıra gerçekten Kiev'de insanlar eğlenmeyi, mutlu olmayı biliyorlar. Pek çok farklı konsept mekan var. Bunları kesinlikle denemelisiniz. Yani dünyaya, dünya mutfağına çok açıklar. Ve özellikle genç kesimde bir Avrupa'yı havası var. Yani Avrupa'da gibi hissedebiliyorsunuz bazı yerlerde. Sosyal yaşamımız o yüzden çok güzeldi. Diğer stajyer arkadaşlarla hep beraber oluyorduk ya da Isaac yetkilileriyle hep beraber oluyorduk. Bize hem ülkeyi tanıtıyorlardı hem gezilecek, görülmesi gereken yerleri gösteriyorlardı. Bu bakımdan çok keyifli oluyordu. Bunun yanı sıra sürekli kültürel olarak değişim içindeydik. Çünkü benim bir arkadaşım İtalyan'dı, bir arkadaşım Brezilyalı, birisi Alman. Bunun yanı sıra farklı ülkelerden arkadaşlarım vardı.
Zaten bence bu projenin temel amaçlarından birisi de bu kültürel değişim, kültürel farkındalık ortaya çıkartmak. Bu yandan oldukça güzeldi. Ukrayna'da, Kiev'de çok güzel deneyimler yaşadım, çok güzel arkadaşlıklar kurdum. Ama her şey göründüğü kadar kolay mıydı? Tabii ki de değildi. İlk süreç boyunca bazen zorlandığım anlar, acaba geri dönsem dediğim anlar mutlaka oldu. Bunlardan birisi ise Ukrayna'ya gittiğiniz zaman tamamen başka bir dil konuşuluyor. İngilizce bilmeniz bile bazen yetmiyor. Herhangi bir restorana gittiğiniz zaman, kafeye gittiğiniz zaman, markete gittiğiniz zaman bazen sadece kiril alfabesini gördüğünüz için alışveriş yapmanız, bir şey almanız, bir şey istemeniz zor olabiliyordu. Ben de daha sonrasında zaten ihtiyacım olan bazı kelimeleri öğrendim yeme içmede. Ama ilk bir haftada bazen yeme içmem zor oldu. Çünkü bir şey yiyeceğim, ne olduğunu bilmiyorum. Ya da farklı bir şey zannediyorum, farklı bir şey alıyorum. Bunun gibi kısım kısım zorluklar oldu. Bazen sıkıntılar çektim. Ama her zaman her sıkıntının beni güçlendirdiğinin farkına vardım. Yani bu kafada olursanız, bu zihin yapısında olursanız mutlaka zaten daha faydalı olacaktır. Çünkü zaten konfor alanınızdan çıkıyorsunuz. Böyle şeylerin olması gayet normal. Önemli olan pes etmemek, bunun üzerine gidip bunu daha da geliştirmek. Çünkü acı çekmeye başladığınız yerde gelişmeye başlıyorsunuz. Bu yandan deneyimimin aslında zor ama güzel olan yanlarından birisi de buydu. Gelelim oradaki en keyifli anlarıma. Her cuma bizim şirketimizde bir toplantı oluyordu yaklaşık yarım saat. Ondan sonrasında ise beraber yemek yiyorduk, bir şeyler içiyorduk, sosyalleşiyorduk. Bunlardan en özeli ise bizim şansımıza bir şirketin kuruluş yıldönümüne denk geldik. Ve bir barbekü partisi vardı. Sabahtan beri herkes çok heyecanlıydı, çok mutluydu. Sen çok şanslısın, en güzel zamana denk geldin, bu akşam çok güzel olacak diye. Daha sonrasında ise barbeküler kuruldu. Ve sırf benim için bana özel kebap almışlar. Onların lulu kebap dediği bir kebap var. Büyük ihtimalle Kırım Türkleriyle alakalı bir kebap. Ama oldukça lezzetliydi. En unutulmaz anlarımdan birisi de kesinlikle oydu. Kendimi evimde gibi hissettim. Kültürümü benimsenmiş gibi hissettim. Kısım kısım mangalı ben pişirdim. Mangalın başına ben geçtim. Oldukça keyifli ve unutulmaz anlardan birisiydi benim için. 7 haftalık bu staj süresini tamamladıktan sonra Türkiye'ye geri döndüm. Ama arkamda muhteşem anılar, çok güzel dostluklar bıraktım. Ve vizyonuma gerçekten muhteşem bir katkı yaptım. Bu yüzden Global Talent Projesi benim için hayatımın dönüm noktalarından birisi diyebilirim kesinlikle. Eğer bir Global Talent Projesi'ne katılmayı düşünüyorsanız ama aklınızda soru işaretleri varsa, bu bana ne kazandırır, ne gibi yeni şeyler öğrenebilirim diyorsanız kesinlikle öncelikle muhteşem bir network kurabilirsiniz. Bunun yanı sıra vizyonunuzu çok ama çok geliştirebilirsiniz. Farklı kültürlerle bir arada yaşamanın tadını çıkartabilirsiniz. Ve ayrıca bunlarla beraber çalışmanın da farkına varabilirsiniz. Bu her yönden sizi geliştirecek ve tatmin edecek bir şey. Sandığınızdan çok ama çok daha güzel bir proje Global Talent Projesi. Bunun için kesinlikle düşünüyorsanız ama aklınızda soru işaretleri varsa bunu denemelisiniz. Çünkü konfor alanınızdan çıkıyorsunuz ve gelişmeye başlıyorsunuz. Yeni şeyler öğrenmeye başlıyorsunuz. Sürekli yeni insanlarla tanışıyorsunuz, etkileşim kuruyorsunuz. Yabancı dilinizi geliştiriyorsunuz. Her bakımdan size artı sağlayacak bir program. Bunun için kesinlikle değerlendirmelisiniz. Ukrayna'ya gitmek isteyenlere de şunları söyleyebilirim. Ukrayna gerçekten çok güzel bir ülke. Onun yanı sıra girişimcilik ekosistemi olsun, yazılım konularında olsun sürekli gelişmeye devam eden bir ülke. Bu konuda fırsatlar çok açık zaten. İnsanlar, özellikle genç nesil daha açık bir zihin yapısına sahipler. Sürekli sizinle paylaşım içinde bulunmak istiyorlar. Bunun yanı sıra çok fazla dostluk kurabilirsiniz. İnsanlar sıcakkanlı, oldukça mutlu, eğlenmeyi seviyorlar. Deneyimin en güzel yanlarından birisi de bu oldu zaten Ukrayna. Bir bakımdan bakacak olursak bize de yakın bir ülke. Uçak bileti bulması kolay, gitmesi kolay. Çok bir problem olacak bir ülke değil. Bunun için Ukrayna'yı düşünüyorsanız kesinlikle ben gitmelisiniz diyorum. Siz de bir Global Talent Projesi'ne katılmak istiyorsanız bence hiç beklemeyin. Hemen başvurun. Çünkü bu proje size çok yeni şeyler kazandıracak, çok güzel şeyler kazandıracak. Zorluklar olacak mı? Elbette olacak. Ama bu zorlukların üstüne gidince buraya, ülkenize geri döndüğünüzde hep artılarla dönmüş olacaksınız. Hep iyikilerle dönmüş olacaksınız bence. Umarım siz de bu projeye girersiniz ve çok güzel deneyimlerle geri dönersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.